Evet, kaldığımız yerden devam edelim ve erkeklerden evvel Sırma'nın köşesinde bakalım Sırma'nın paketinde neler var onu izleyelim. Merhabalar. Bu akşam bu bölümü velilerimize ayırmak istiyorum. Annelere, babalara. Özellikle çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarını spor okullarına gönderen, çocuklarına emek veren, üstelik bunun için bir para harcayan, bir zaman harcayan, çocuklarının spor yapmasını isteyen, sporun içinde kalmasını isteyen velilere hitap etmek istiyorum. Spor okulları 6 yaşlarında başlıyor. 6 yaşında voleybol okulu, basketbol, diğer bütün branşlar, hatta yüzme daha erken başlıyor. Çocuğunuzu bir voleybol okuluna göndermeye başlıyorsunuz. Bir sene, iki sene geçiyor. Derken çocuk 9-10 yaşına geliyor. Bir gün spor okulundan diyorlar ki çocuğunuzu takımımıza seçtik. Çocuğunuz lisanslı olarak liglere katılabilir, kendi kulüp takımımıza yer alabilir. Çok mutlu oluyorsunuz, yaşasın diyorsunuz. Çocuğunuzu hemen bir lisans çıkartılıyor. O kulübün organizasyonu altında yerel liglere katılıyor çocuğunuz. İzmir'deyseniz İzmir'de, İstanbul'daysanız İstanbul'da maçlara katılıyor. Çok güzel, çok mutlusunuz, seyrediyorsunuz, alkışlıyorsunuz. Aradan bir sene, iki sene geçiyor. Diyorsunuz ki artık çocuğumun bu kulüpte voleybol oynamasını istemiyorum. Bu spor okulunda spor yapmasını istemiyorum. A kulübünden B kulübüne gitmek istiyorum. Ya da taşındım ya da artık sevmiyorum ya da çocuğumun arkadaşları başka bir yere gitti. Çok basit, çocuğumla oraya gitmek istiyor, gitmek istiyorum. İşte buyurun, karşınıza bir sorun çıkıyor. Spor okulu ya da spor kulübü diyor ki hayır, gidemezsiniz. Neden? Çünkü çocuğun lisansı bende. Peki ne olacak? Ben eğer ilişiksiz belgesi vermezsem gidemezsiniz. Ama neden? Nereden çıktı şimdi bu? Çocuk yıllarca spor okuluna gitti. Hatta sonra lisanslı olarak voleybol oynarken ben para ödemeye devam ettim. Çocuk ücretsiz spor yapmadı ki. Nereden çıktı şimdi bu? Bu sorunla karşı karşıya gelen çok veli var. Bana gelen çok telefon var. Tanıdıklarım, arkadaşlarım, arkadaşlarımın arkadaşları, sadece voleyboldan değil, basketboldan, yüzmeden, değişik branşlardan bu sorular geliyor. İşin özü şu. Bir spor kulübünün yapı olarak ya da kuruluş amacı olarak ücretsiz spor yaptırması bekleniyor. Yani çocuk voleybol oynamaya gelecek. Kulüp çocuktan, veliden bir para almayacak. Kulüp çocuğu yetiştirecek, ona katkıda bulunacak. Çocuk o kulüpten ayrılmak istediği zaman o kulübün yetiştirme hakkı ya da bonservis verirken bir lisans hakkı, bir bedel talep etme hakkı olacak diye varsayılıyor. İyi, güzel de bu kulüpler, bahsettiğim spor kulüpleri, gerçek anlamda çalışan spor kulüpleri değil ki. Bu kulüpler voleybol okullarından, basketbol okullarından üremiş, okulların gelirleriyle beslenen, hatta çocuk lisanslı olarak voleybol, basketbol oynamaya devam ederken bir yandan da veliden ücret alınan kulüpler. Yani aslında etik olarak bu kulüplerin bir para talep etme yetkisi, hakkı, hukuku olmamalı. Ama yönetmeliklere bakıyorsunuz, var. Çünkü yönetmelikler yazıldığı sırada voleybol okulu yoktu. Bundan 10 sene önce voleybol okulları bu kadar yaygın değildi. Voleybol okullarından gelişen spor kulüpleri, voleybol okullarından çıkan çocukların, velilerin para ödeyerek ayakta tuttuğu takımlar yoktu. Yönetmeliklerin yenilenmesi gerekiyor. Veli ne yapıyor? Nasıl alabilir bonservisini ve ya da ilişiksiz belgesini? Nasıl bir başka kulübe gidebilir? Eski kulübü diyor ki, çocuğun A kulübü diyelim, B kulübüne gitmek istiyor. A kulübü diyor ki size ilişiksiz belgesi verebilirim. Bedeli 10 bin lira. Nasıl? Ben her sene para ödüyorum. Hayır, ilişiksiz belgesi vermek için 10 bin lira daha vermelisiniz. Bu işin iki çözüm var. Bir tanesi yönetmelikler değişir. Ama ikincisi, yönetmeliklerin değişmesini beklemeden bugün anne babalar, lütfen çocuklarınızı bir spor okuluna kaydettirdiğinizde yaptığınız her ödemenin makbuzunu alın. Alelade bir makbuz değil. Lütfen fiş alın, fatura alın. Vermek zorundalar. Bugün Türkiye'de bir bedel ödüyorsanız, bir para ödüyorsanız karşılığında bir belge alma hakkınız var. Bu belgeyi almazsanız zaten o spor okulu, o spor kulübü vergi kaçırıyor demektir. Zaten yasalara aykırı. Sizden 100 lira alıyorlarsa her ay, 100 liranın karşılığında alelade bir makbuz değil, fiş ya da fatura vermek zorundalar. Belgelerinizi alırsanız ne olur? Belgelerinizi alırsanız ve biriktirirseniz hiç olmazsa şunu söyleme hakkınız olur. Bakın, ben ilişiksiz belgesi için bir bedel ödemek zorunda değilim. Çünkü ben bu bedeli yıllar boyunca ödedim. Çocuğum 5 yıl boyunca bu voleybol okuluna gitti ya da bu kulüpte lisanslı olarak maçlara çıktı. Ama ben karşılığında zaten bugüne kadar 10 bin lira ödedim. Bir daha benden 10 bin lira isteyemezsiniz. Deme şansınız olur. Belki mahkemeye gidersiniz, belki uğraşırsınız. Elinizde belge yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Kulüpler haklı. Kulüpler sizden istediği parayı talep edebilir.
Tabii ki öncelikle yönetmeliklerin düzenlenmesi gerekiyor. Ama yönetmelikler değişene kadar lütfen gittiğiniz her spor okulundan belge alın. İyi sporlar diliyorum. Hoşça kalın. %100 katılıyor. Yani, yine aynı dönemde. Hakikaten ya, şimdi düşünsene yani oyuncu, şimdi iki tane artık farklı anlayışta takım kuruluyor. Normal hakikaten kapasiteleri ve kabiliyetleriyle oluşmuş kadrolar ve bu kadroları yetiştirme parası olarak bir yere transfer olurken hakkıdır kulübün sonuna kadar. Hatta devam ettiğinde bile yetiştirici antrenör para, yani öyleydi, hala öyle mi bilmiyorum sistem. Ama şey, zaten spor okulu mantığında para vererek çocuğunu oynatan bir velinin orada sıyrılıp başka kulübe gitme ihtimalini yakalamış bir oyuncuya bir de bedel isteme olacak iş değil yani. Neyse, bravo Sırma diyelim.